Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle beraber birbirinden güzel 5 tane kamera uygulaması inceleyeceğiz. İlk uygulamamızın adı A Better Camera. Better Camera, eğer telefonunuzun kendi kamerasından çok memnun değilseniz kullanabileceğiniz ve sadece Android'de olan ücretsiz bir kamera. Kameranın menüsünde birçok farklı seçenek var. Bunların içinde HDR modu da var. HDR modunda yaptığı çekimlerin çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Uygulamanın bir diğer güzel tarafı da kendi içinde gelen bir widget'i var. Masa üstünüze kurduğunuz bu widget sayesinde hızlı şekilde birçok kamera moduna ulaşabiliyorsunuz. Mesela anlık bir görüntü yakalamaya çalışıyorsunuz, bir video çekmeniz lazım. Masa üzerindeki widget'tan direkt video moduna geçiş yapabiliyorsunuz. Dilerseniz timelapse modu da mevcut. Uygulama ISO ve pozlama gibi birçok manuel ayar yapmanıza izin veriyor. Uygulamanın dilerseniz bir de paralı sürümü var, ancak şu an içinde gelen özellikler bence fazlasıyla yeterli. Diğer uygulamamızın adı Google Kamera. Google'ın çıkartmış olduğu bu kamera bence en güzel kamera uygulamalarından bir tanesi. Lens bulanıklığı sayesinde çektiğiniz nesnenin arka planını tamamen bulanıklaştırabiliyorsunuz. Sanki bir DSLR makinayla çekmiş gibi bir hava katıyor. Sadece bu özelliği için bile bence tercih edilebilecek bir kamera uygulaması. Zaten Google çıkarttığı için gözünüz kapalı çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu sadece Android KitKat sürümünde çalışıyor. Başka sürümlerde yok ve sadece Android platformunda var. Google kameranın bir diğer güzel özelliği de güzel bir fotoğraf editleme modunun olması. Eğer Google kamera kuruluysa başka bir editleme uygulamasına çok fazla ihtiyacınız olmayacaktır. İçinde gerçekten çok fazla ayar var ve bence bu tarz uygulamalarda önemli olan şey doğal durması verdiğiniz efektin. Google kamera bunu çok güzel bir şekilde başarıyor diyebilirim. Verdiğiniz efektler sırıtmıyor. Hani ben efektim diye bağırmıyorlar. Google kameranın bir başka özelliği de 360 derece panoramik fotoğraflar çekebilmesi. Telefonunuza belli noktalar gösteriyor. O noktaları getirdiğiniz zaman fotoğrafı alıyor. Bu işlemi çok fazla başarılı yaptığını söyleyemem. Ancak yine de birine bir mekanı anlatabilmek için oranın fotoğraflarını 360 derece çekip gösterebilirsiniz o kişiye. Yine de birçok özellik barındıran bir uygulamanın içinde böyle bir özelliğin de var olması bence gayet güzel olmuş. Adamlar bunu da düşünmüş diyebiliriz. Diğer uygulamamızın adı Pogi. Pogi aslında anlatması biraz zor olacak bu uygulama. İndirip deneyin. Ancak hani şu an arkada dönen görsellerden de mantığını anlarsınız. Pro sürümünü satın almadan size çok fazla bir şey yaptırmıyor. Biz almadık Pro sürümünü. Fotoğrafı çekiyoruz. Oval bir şekilde etrafında dönüyoruz nesnenin. Fotoğrafı çekerken nesnemiz tam ortada olacak şekilde çekmemiz lazım. Daha sonra Pogi buna güzel 3 boyutluymuş gibi bir efekt veriyor. Zaten örnek fotoğraflarında da bu çok net belli oluyor. Biz her ne kadar güzel çekemesek de içinde gelen örnek fotoğraf sayesinde anlayabiliyoruz. Ancak bizim güzel çekememe sebebimiz bizle alakalı değil. İlk açtığınız zaman size çok kısıtlı miktarda çekim olanağı sağlıyor. İlla ki paralı versiyonunu almanızı istiyor. Pogi uygulaması Android'de ve Apple cihazlarda var arkadaşlar ve ücretsiz durumda. Ancak ücretsiz versiyonun kullanım olanakları çok kısıtlı. O kısıtlı imkanlarla kullanın. Eğer beğenirseniz paralı versiyonunu alırsınız. Diğer uygulamamıza geçelim. Diğer uygulamamız artık sanıyorum bilmeyen kalmamıştır. Retrika uygulaması. Bu hani hep fotoğrafların sağ altında Retrika diye görüyoruz ya, o işte bu uygulama sayesinde oluyor. Retrika aslında hem fotoğraf çekme olarak çok fazla bir özelliği yok, ancak bütün olayı fotoğraf çektikten sonra verdiğiniz efektlerde, daha doğrusu fotoğrafı çekerken verdiğiniz efektlerde. Bu kızların falan Instagram'da hep görüyoruz, sağ alt köşesinde Retrika yazıyor. Mor mor fotoğraflar koyuyorlar böyle. İşte onların hepsi Retrika ile çekiliyor arkadaşlar. Google kamerada anlattığım doğal efekt görünümü bence Retrika'da yok. Ama hızlı bir şekilde efekt, hani ben uğraşmayayım Google kameradaki bir ıncığına cıncığına kadar, benim resmi hafif böyle soluklaştırsın, eski gibi yapsın yeter diyorsanız Retrika tam sizin için diyebilirim. O sağ alttaki Retrika yazısının kalkmasını istiyorsanız belli bir para ödemeniz lazım. O parayı ödedikten sonra sağ alt taraftaki Retrika yazısı da ortadan kalkıyor. Retrika uygulaması Android ve iOS cihazlarda var. Windows Phone'da direkt Retrika ismiyle yok, ona benzer bir uygulama var. Onu indirip kullanabilirsiniz. Mantık hemen hemen aynı. Son uygulamamıza geçelim. Son uygulamamızın adı GIF Camera. GIF Camera adından da anlayabileceğimiz gibi çektiğimiz videoları GIF'e dönüştüren bir uygulama. Kullanımı çok basit arkadaşlar. Video çekmeye başlıyoruz ve o videoyu direkt GIF'e dönüştürüyor. Yapacağınız başka hiçbir şey yok. Eğer ben uğraşacağım diyorsanız stop motion gibi hani kare kare videolarda çekebilirsiniz bu uygulamayla. Hızını ayarlayabiliyoruz çektiğimiz videonun.
Ya da dilersek çektiğimiz videoyu tersine çevirebiliyoruz. Aralardan kareleri kaldırıp yok edebiliyoruz. Dilersek telefonumuza kaydedip telefonumuza kaydettikten sonra yaptığımız GIF'i paylaşabiliyoruz. GIF kamera uygulaması tamamen ücretsiz. Android platformunda var. Diğer platformlarda da buna çok yakın işlevlerde olan uygulamalar var. Hani ben de benim telefonumda yok diye üzülmenize gerek yok. Bu videomuzda sizlere 5 tane işe yarayacağını düşündüğüm tamamen ücretsiz olan kamera uygulamasını tanıttım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.